Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Zor bir fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Yalnız arkadaşlar çözüm izlemeden önce eğer çözmeye çalışırsanız sorunun ne kadar zor olduğunu görmüş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi bir sorumuzu okuyup çözelim. Demiş ki her pozitif niye tam sayısı için f fonksiyonu fn eşittir 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta 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 artı 1 bölü n şeklinde tanımlanıyor. Bu durumda f1 artı f2 artı f3 artı nokta 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 artı f2005 neye eşittir? Şimdi arkadaşlar bakın F1 dediğimiz ifade aslında neye yerine 1 bir yazarsak 1'e eşittir. F2 dediğimiz ifade 1 artı 1 bölü 2'dir. Öyle değil mi? F3 dediğimiz ifade 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'tür. Nokta 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 diyeceğiz. F 2005'e kadardı. F 2005 dediğimiz ifade ise 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta 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 artı 1 bölü 2005'e eşittir. Bize eşitliğin sağ tarafındaki ifadelerin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Bakın 1, 1, 1, 1. Kaç tane 1 var arkadaşlar? Her satırda 1 olduğu için ve 1'den 2005'e kadar 2005 tane satır olduğu için aslında burada 2005 tane 1 vardır. O halde şöyle yazabiliriz. 2005 çarpı 1 artı kaç tane 1 bölü 2 vardır arkadaşlar burada? Birinci satırda olmadığı için ve diğer bütün satırlarda olduğu için 2004 tane 1 vardır. O halde 2004 çarpı 1 bölü 2 artı yine aynı mantıkla bakarsak 1 bölü 3'lerin toplamı ilk 2 satırda olmadığı için 2003 tane vardır. Dolayısıyla 2003 çarpı 1 bölü 3 artı nokta 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 artı diyeceğiz arkadaşlar. 1 bölü 2005 yalnızca son satırda olduğu için bir tane vardır. Dolayısıyla 1 çarpı 1 bölü 2005 şeklinde yazdık. Şimdi sonrasını görmesi zor arkadaşlar. Devamını şu sağ yukarıdan yapacağım. Şuradan yapacağım. Şöyle düşünebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Diyelim ki benim elimde 2005 tane 1 var. Tamam ama 2006 tane 1 olsaydı bir tane 1'i çıkartmam gerekirdi. Öyle değil mi? Yazalım şuraya bakın. 2006 tane 1 olsaydı benim elimde. Şuraya eksi yazıp parantez açacağım. Bir tane 1'i çıkartmam gerekirdi. Çünkü 2006 tane 1'den bir tane 1'i çıkartırsam 2005 tane 1 kalır. Yine aynı mantıkla devam edersek arkadaşlar. 2006 tane 1 bölü 2 olsaydı elimde 2 tane 1 bölü 2'yi çıkartmam gerekirdi. Artı diyelim 2006 tane 1 bölü 2 olsaydı elimde Bakın artı 2 çarpı 1 bölü 2 yazıyorum buraya. Eksi ile çarptığım zaman eksi 2 çarpı 1 bölü 2 olacak. Yani 2006 tane 1 bölü 2'den 2 tane 1 bölü 2 çıkartacağım ve 2004 tane 1 bölü 2 kalacak. Yine aynı mantıkla arkadaşlar devam edeceğiz bu şekilde. 2006 tane 1 bölü 3 olsaydı diyeceğiz. İşte 2006 tane 1 bölü 3'ten 3 tane 1 bölü 3'ü çıkartmam gerekir ki 2003 tane 1 bölü 3 olsun. Onu yazmayalım. Nokta 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 diyelim. Artı diyelim. Bakın burada 1 çarpı 1 bölü 2005 var. Demek ki benim elimde aslında bir tane 1 bölü 2005 olmalı. Ama az önceki düşündüğüm gibi düşünelim. Diyelim ki 2006 tane benim 1 bölü 2005'im olsaydı arkadaşlar. Demek ki 2005 tane 1 bölü 5'i 1 2005'i çıkartalım ki 2000 gözüküyor mu? Evet. 2005 çarpı 1 bölü 2005 şeklinde yazalım. Şu an 2006 tane 1 bölü 2005'ten bakın eksi parantezinde yazdığım için 2005 tane 1 bölü 2005'i çıkartırsam bir tane 1 bölü 2005'im kalır. Yani eşitlik bozulmaz arkadaşlar. Biraz daha sola kaydıralım hatta. Şu an yazdığım ifadede herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu ifadeyle buradaki ifade birbirinin aynısı. Çözüme devam edelim. Eşittir diyelim. Bakın burada 2006 parantezine alırsak 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ü yazmamıştık. 1 bölü 3 artı nokta 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 artı 1 bölü 2005 şeklinde geldi. Eksi Bakın arkadaşlar burada aslında 1 ile 1'i çarparsan 1 artı, 2 ile 1 bölü 2 çarparsan 1 artı, işte 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsan 1 artı, nokta 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 artı, 2005 ile 1 bölü 2005'i çarparsan 1 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar bakın burada birlerin toplamı var. Burada kaç tane 1 bir var? 1'den 2005'e kadar 1 var. Yani 2005 tane 1 var. O halde aslında buradaki birlerin toplamı 2005'tir. Eksi 2005 yazalım buraya ilk önce. Şimdi sola odaklanalım. 2006 çarpı yazdık. Bakın parantezin içerisindeki ifadeye bakarsak 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta 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 artı 1 bölü 2005'e kadar gitmiş. Aslında bu f 2005 değil mi? Evet. Demek 2006 çarpı f 2005 eksi koymuştuk zaten. Eksi 2005 bizim sorumuzun doğru cevabı olacak arkadaşlar. O da yalnız sanırım Edirne şıkkında var. Evet. Yani bizim doğru cevabımız Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Dediğim gibi zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Tabi yapabilecek arkadaşlarımız da vardır eminim ki. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.